Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde toplama işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. İsterseniz siz ilk önce videoyu durdurup kendiniz cevapları yaptıktan sonra benim yaptığım çözümlerle karşılaştırabilirsiniz. Hemen birinci problemden başlayalım. Bazıları kolay bazıları zor problemler. Sinan'ın 19 kalemi var. Sinan'a 27 kalem de teyzesi almıştır. Sinan'ın kaç kalemi oldu? Şimdi Sinan'ın kalemleri çoğaldığı için ne yapıyoruz? Toplama yapıyoruz. 19 ile 27'yi topluyoruz. Eldeli toplama yapacağız. 9 7 daha. 9'u aklımda tuttum. 7 tane daha sayıyorum. 10 11 12 13 14 15 16. 16'yı hemen buraya yazmıyorum. Çünkü buraya 1 kişi gelebilir. 16 ise 2 kişi. Ne yapıyorum? Kenara yazdım. 16'nın 6'sını buraya yazıyorum. Neden 6'yı yazdım? Çünkü bu birlik. Birlikler buraya yazılıyor. Onluğu da yan tarafa gönderiyorum. Ve şimdi burayı topluyorum. 1 2 2 de burada var. 4. Ne oldu? 46 oldu ve şuraya kalem diye yazalım. 46 kalem. 2. Dün denizde 37 balık, bugün de 43 balık tuttum. 2 günde toplam kaç balık tuttum? Hemen toplayalım. 37 balık ve 43 balık topluyoruz. 7 3 daha 10. Yine buraya yazmıyorum, kenara yazıyorum. 10'un 0'ı birlikler buraya. 1 onluğu yan tarafa gönderiyorum. 3 bir daha 4 4 de burada var 8 yani 80 balık tutmuşuz. 3 bir otobüste 26 yolcu vardır. Durakta 15 yolcu daha bindi. Otobüsteki yolcu sayısı kaç oldu? Hemen toplayalım. 26 ve 15'i topluyoruz. Bakalım kaç yolcu oldu. 6 5 daha 11 kenara yazdım. 11'in biri diğer bir bir onluğu yan tarafa gönderdim. 2 bir daha 3 bir de burada 4. 41 yolcu oldu. 4 en yakın onluğa yuvarlandığında 40 olan en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır? Şimdi bu birazcık zor bir soru. İlk önce 40'a kimler yuvarlanıyor? Biz onu bulalım. Şöyle 40'ı ortaya yazalım. 40'tan önce 39 sayısı var biliyorsunuz. 39 40'a yuvarlanıyor. Bunu yazdım. 38 var. Geriye doğru gidiyorum. 37 var. 36 var. 35 var. 34'ü yazmıyorum çünkü 34 40'a yuvarlanmaz. O geriye döner 30'a gider. Peki 40'tan sonra olan sayılar da var değil mi? 40'a yuvarlanan kimler var? Mesela 41 var. 41 geriye dönüyor ve 40'a yuvarlanıyor. Şu 40'ı yuvarlak için alalım. 42 var. 43 var ve 44 var. 45'i yazamıyorum çünkü 45 50'ye yuvarlanıyor. O buraya gelmez. Şimdi bunları buldum. En yakın onluğa yuvarlarında 40 olan en küçük sayı. Ha, bunların en küçüğü kim? 35 ile en büyük sayının toplamı kaçtır? En büyük kim burada? 44. O zaman 44 ile 35'i toplarsam cevabı bulmuş olacağım. Hemen toplayalım. 44 en büyük, 35 de en küçük bunların içinde. Topluyoruz. 4, 5 daha 9. 4, 3 daha 7. Cevabımız 79 oldu. Geldik 5. soruya. 18'den başlayarak 4'er 4'er saymaya başladığımızda 4. sayı ile 5. sayının toplamı kaç olur? Hemen başlayalım. 18'den başlıyoruz ve 4'er 4'er sayıyoruz. 18 4 daha 22 4 daha 26 4 daha 30 4 daha 34 4 daha 38. Böyle gidiyor 4'er 4'er. Ne diyor? Dördüncü sayı ile beşinci sayının toplamı. Hemen bakalım. Bu birinci sayı 2, 3 ve 4 ve 5. İşte 30 ile 34'ü toplayacakmışız. Kolaymış sorumuz. Şöyle kağıdımız durmadığı için. Heh, 34 ile 30'u topluyorum. 4, 0 daha 4, 3, 3 daha 6. Cevabımız 64 oldu. Bu 4'ü de güzel yapayım. Geldik diğer kağıda. Altıncı soru. İki basamaklı en küçük çift sayı ile iki e, en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Şimdi ne yapacağız? İki basamaklı sayıları hatırlıyoruz. Kim nereden başlıyordu bunlar? 10'dan başlıyordu. 10, 11, 12, 13, 14 böyle gidiyordu. Kime kadar? Ta 98, 99'a kadar gidiyordu. Şimdi iki basamaklı en küçük en küçük sayımız 10 ve çift 10 sayısı zaten çift sayı. Bakın 0 var çünkü. Birinciyi buldum. 2 basamaklı en küçük sayımız. Yani çift sayımız 10'muş. İle en küçük tek sayı. Ondan sonra 11 on var. Zaten o da en küçük tek sayı oluyor. Onu da buraya yazalım. 11'i ve toplayalım. 0 bir daha 1. 1 bir, bir daha 2. Cevabımız 21 oldu. 7 Annem 37, babam 38 yaşındadır. İkisinin yaşlarının toplamı kaçtır? kolaymış bu. 37 ile 38'i toplayacağız ve ikisinin yaşlarının toplamını bulacağız. 7 8 daha 15 kenara yazdım. 15'in 5'i 1 onluk yan tarafa gönderiyorum. 3 1 daha 4. 3 de burada var. 7 ikisinin yaşları 75 oldu. 8, iki basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayının iki fazlası kaçtır? Ha, bu biraz zor bir soru. Ne yapalım? İki basamak sayıları hatırlayalım yine. 10, 11, 12 diye gidiyor ve kime kadar gidiyor? 97, 98, 99. 100'ü yazamıyorum çünkü 100 3 basamak. İki basamaklı olacak, rakamları farklı olacak ve en büyük olacak, bir de tek olacak. Şimdi. En büyük sayı 99 ama onun rakamları aynı 9 ve 9. Bu olmaz. 98 var. Tamam rakamları farklı. En büyük çünkü bu gitti. Tamam bu kaldı. Ama bu da tek değil. Bu da çift. Neden? Çünkü 8 var burada. Ha, o zaman bu da olmaz. Kim kaldı? 97 kaldı. Bakalım. İki basamaklı, rakamları farklı. Evet 9 ve 7 birbirinden farklı. En büyük çünkü diğer büyükler gitti. En büyük bu kaldı. Ve tek sayı. Evet. Bulduk sayımızı. 97 imiş. Tek ol. Çünkü 7 olduğunda tek oluyor. 97 2 fazlası diyor. Topluyorum. 7 2 daha 9. 9 ile toplayacak bir şey yok. 9 aşağıya. Cevabımız 99 oldu. 9. soru. 37 sayısı ve 53 sayısını en yakın onluğa yuvarlayıp topladığımızda sonuç kaç olur? Şimdi 37'yi yuvarlayalım ilk önce yazalım. 37'ye en yakın kime gider? 37, 30 ile 40'ın arasında olan bir sayı. Ve birler basamağında 7 var. 7 ileriye doğru gittiğine göre 30'dan sonra 40 oluyor. Bunu bulduk. 53'ü yuvarlayalım. 53'ün birler basamağında 3 var. 3 geriye döner. 50'ye ya daha yakın olur. Bu da 50'ye yuvarlanır. İkisinin toplamı diyordu. 0, 0 daha 0. 4, 5 daha 9. Cevabımız 90 oldu. 10. soru, son sorumuz. En yakın onluğa yuvarlandığında 50 olan en küçük çift sayı ile en büyük tek sayının toplamı kaçtır? Şimdi bu soru biraz zormuş. Ne yapalım? Yine 50'yi ortaya yazalım. 50'ye yuvarlanan sayıları bulalım. 49 var. 48 var. 47 var. 46 var. Şöyle yazalım, güzel yazalım. Ve 45 var. Şöyle kaydırıyorum. 44'ü yazamam çünkü 44 50'ye yuvarlanmaz 40'a yuvarlanır. Bir de 50'den birazcık büyük olanlar var. Şu 50'yi yuvarlak için alayım. 50'den hemen sonra gelen 51 de 50'ye yuvarlanıyor. 52 var. 53 var ve 54 var. 55'i de yazamıyorum çünkü 55 60'a yuvarlanıyor. Şimdi bu yuvarlanan sayıları buldum. Şimdi ne diyor? En küçük olacak, çift olacak. Şimdi en küçük 45 var ama 45 çift değil. Neden? Çünkü birler basamağına baktım. 5. 5 tek bir sayı. Bu olmaz. Bunu sayamam. 45 yoksa o zaman şunu çizeyim. Kim var? 46. En küçük o kaldı. Ve 46 çift bir sayı. O zaman en küçük çift sayıyı buldum ben. 46'yı şuraya yazıyorum. Diğeri ile en büyük tek sayı. Şimdi en büyük kim var? 54 var yuvarlanan. Ama 54'ü alamam çünkü 54 çift sayı. Bakın 4 var birler basamağında. O zaman bu gitti. Çünkü tek arıyorum. En büyük kim kaldı? 53 kaldı. Ve 3 tek bir sayı olduğu için 53 tek bir sayıdır. 53'ü alabilirim o zaman. İkisinin toplamı diyor. 6, 3 daha 9. 4, 5 daha 9. İşte cevap bu kadar sevgili öğrenciler. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.